Bölüm 63. K artı L artı M 34. K bölü L 1 bölü 4. L bölü M 1 bölü 3. Yani aslında oranını veriyor. Yani diyor ki bunlar öyle sayılar ki mesela K 2 ise anla ki L 8. Çünkü bunun buna oranı 1 bölü 4. L 1 ise M 3. Bunu anla. Ama diyor ki öyle her sayı da olmaz. Bunların toplamı 34 olacak. Gidip abuk subuk sayılara yorma işi. Ha, ben olsam sınavda ne yaparım? Uyanıklığını yaparım işin. Önce derim ki L'yi dengeye oturtayım. K bölü L 1 bölü 4 ise L bölü M de 4 bölü 12 olur. Niye 4'e eşitledim? İkisinde ortak olan ne var? L var değil mi? L iki taraftan da aynı olması lazım ki bir denge kurayım. Şöyle düşünelim. Bir tane kot alıyorum. Yani mesela KLL'ye kelime bulamayabilirim de. Mesela bir tane ceket alıyorum. Buna 4 tane gömlek alıyorum. Aynı 4 tane gömleğe 12 tane de çorap alıyorum diyeceğim. Ki L aynı olacak ya. Örneğin bir fiyat karşılaştırması yaptığımda K ile M'yi oranlayabilirim. İlla fiyat olmayabilir. Herhangi bir şeyde bir orantı kurmam için iki tarafta ortak olan şeyi şu karşılarında da ortak değere getirmem lazım. Dolayısıyla şunu 4 ile genişlettim. 4 bölü 12. Bunu yazdım. Bu ne tarz? Ben sınavda olsam nasıl yaparım ki? Defalarca bu soruyu çözmüşümdür deneme sınavlarında bu tarz soruyu. Şöyle bir uyanıklık yaparım. K1 olsa, L4 olsa, M12 olsa topladım ne ediyor? 17 ediyor. Bana ne vermiş? 34. 34 bunun 2 katına. Öyleyse hepsi 2 katına çıkacak. 2, 8, 24 olacak. L'yi soruyor. L8. Niye? Çünkü oransal olarak eğer birer şunlar olsaydı, direkt bunlar olsaydı toplamları 17. İki katına çıkarayım. Mesela yerine yazacağım şimdi sayıları göreceksiniz. 2 bölü 8 olsaydı bu da 8 bölü 24 olsaydı. Şartları sağlıyor mu? Sağlıyor. 1 bölü 4, 1 bölü 3. Aynı zamanda şuradaki şartı da sağlıyor. Toplamları 34. Demek ki cevabım 8. Uyanıklığı nasıl yaptım? Önce kendi değerlerini yazdım. 17 çıktı. Mesela KLM toplamı 51 diyebilirdi. 68 diyebilirdi. 85 diyebilirdi. Şu 17'nin 3 katı. Şu 4 katı. Şu 5 katı. Öyleyse mesela 68 dediğimde hemen diyecektim ki sayılarda bunların 4 katı olacak. 1 yerine 4 gelecek. 4 yerine 16 gelecek. 12 yerine 48 gelecek. Toplayacağım sağlayacak. Olabildiğince bu şekilde çözmekte fayda var. Diğer türlü bunların hepsini tek bir değişkene atacağız. O değişken üzerinden denklemi çözüp değişkeni bulacağız. Sonra o değişkeni tek tek katlarına göre yapacağız. İşte T diyeceğiz. O şekilde de bir çözümü olabilir. Ama pratik çözümü ki ben olabildiğince videolarda pratik çözümleri veriyorum. O bu şekilde çözülebilir.